Apar ekranlarından mutlu sabahlar saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Gündemine sıcak başlıklarını aktaracağız. Elbette piyasadaki Son durumu da ekranlarınıza getireceğiz. Kurun nabzını tutacağız. Borsada içerideki kapanışa bakıp aynı zamanda yurt dışında vadelerdeki gelişmeleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler 2021 için son iki gün, son iki işlem gününde beklentiler nasıl şekilleniyor? Borsada çıkışı destekleyen ana gelişmeler neler olabilir? Yeni yılda yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Bu sorulara bir saat boyunca da yanıt aramaya çalışacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce altılı veri setine bakalım. Piyasadaki anlık görünüme birlikte bir göz atalım. Piyasalarda son durum dediğimizde kurdaki anlık tabloyu ekranlarınıza taşıyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin ise kapanış rakamını görmekteyiz. Borsa dün günü yine rekor seviyeyle kapattı. 1459 puandan günü tamamladı. %1.42'lik yükseliş hakimdi. Dolar TL ve Euro TL tarafına şöyle göz gezdirecek olursak şunu belirtebiliriz ki hafta başından beri Türk Lirası dolar ve euro karşısında güç kazandı. Dolar TL tarafında 7.40'ın da altını takip ediyoruz. An itibariyle 7.37'den işlem görüyor. Euro TL tarafında da yine dün e, Türk Lirası euro karşısında güç kazandı. An itibariyle aşağı yönlü seyri görüyoruz ama şunun da altını çizelim. Dün 9 liranın da altı test edildi Euro TL tarafında. Dolar endeksinde dikkat çeken gelişmeyi aktaralım. 90 seviyesi aşağı yönlü kırıldı. 89.69 seviyesinde dolar endeksi değer kaybediyor. Euro dolar paritesi ise 1.22 seviyesindeki görünümünü korumakta. Sepet kurda 8.22'den işlem görüyor piyasalardaki anlık görünümü gün içi grafikleri ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza taşıyacağız. Konuklarımız bize eşlik edecek ve piyasayı yakından okumaya çalışacağız. Ama öncesinde günün en sıcak başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Çin aşısı Türkiye'de bu sabah itibariyle 5.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na aşılar geldi. Oradan da Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi. Şimdi tüm gelişmeleri almak üzere Ankara'ya uzanacağız. Arkadaşımız Mert Hacı Ali Oğlu bütün detayları bize aktaracak. Çin'in başkenti Pekin'den yola çıkan aşılar başkent Ankara'ya geldi. Saatler 5.40'ı gösterdiğinde Ankara'daydı. Önce havalimanında yer tarafından kamyonlara, tırlara yüklendi ve daha sonra arkamızda bulunan Akyurt'ta bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi. Şu an itibariyle son parti mallarda, ton parti doz aşılarda e, yardımıyla birlikte kamyonlardan, tırlardan indirilmeye devam ediyor. Onlar da depoda bulunan yerlere konuluyor. Kuşkusuz önemliydi. Türkiye aşıların gelmesini bekliyordu. Geride bırakmış olduğumuz hafta Perşembe günü bilim kurulu toplantısı vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıların geleceğini müjdelemişti. İlk, ilk etapta 3 milyon doz aşının geleceği Mart sonuna kadar da toplam 50 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını ifade etmişti. İşte ilk aşı da bugün itibariyle geldi. Aslında pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı gelecekti ancak bir günlük gecikme oldu. O da Pekin'de pozitif vakalar görülmüştü ve gümrük faaliyetleri biraz ara verilmişti. Bir iki gün sarkacak denmişti. Bir gün sarktı. Salı günü saatler 19.50'yi gösterdiğinde Türkiye saatiyle Çin'in başkenti Pekin'den yola çıktı ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Tabii ki Ankara'da yoğun bir çalışma ve hazırlık vardı. Oradaki çalışmanın ardından uçağın deposunda bulunan aşılar indirildi ekipler tarafından ve o noktadan şu anda bulunmuş olduğumuz oldukça yakın bir nokta burası Esenboğa Havalimanı'na yaklaşık 10 dakikalık mesafede bulunan aşı ve ilaç deposuna getirildi. Uçağın inmesinin hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir tweet attı ve özellikle pandemi döneminde bazı ülkeler bilindiği üzere aşıyı uygularken acil koduyla birlikte aşıyı hemen vatandaşa uyguluyor ancak Türkiye'de 14 günlük bir süreç beklenecek. Bu, 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 süreçte de aşılar test edilecek. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda bu testler gerçekleştirecek. Daha sonra Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinesinde vatandaşlara uygulanmaya devam edecek. Tabii ki prosedür ve uygulama şekli de belli olmuş durumda. Öncelikle sağlık çalışanları ve yüksek risk grubunda bulunan kişilere yapılacak bu aşı. 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanları ilk etapta e, bu aşıyı olacaklar. Özellikle günlük aşıların tamamının gelmesiyle birlikte ki 50 milyona yakın çin aşısı gelecek. Bu kapsamda günlükte yaklaşık 2 milyona yakın kişinin aşılanması planlanmakta. Oldukça önemliydi. Başkan Ankara'da bugün önemli bir güne ev sahipliği yaptı. Çin'den gelen aşılar an itibariyle arkamızda bulunan aşı ve ilaç deposunda saklanıyor. 14 günlük sürecin ardından da belirlendiği takvime göre uygulanmaya başlayacak diyelim söz yeniden merkeze bırakalım. Efendim devam edeceğiz gündemi sıcak başlıklarını aktarmaya. Bir yandan da bugün gözler Bakan Çavuşoğlu'nda olacak. 2020 Dış Politika Değerlendirme Toplantısı gerçekleşecek. E, yakından takip ediyor olacağız. Ve Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı. 1 Ocak itibariyle devreye alınacak. Bakan e, Ruhsal Pekcan'ın açıklamaları var. Anlaşma tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor dedi. Hemen şöyle İngiltere ve Türkiye arasındaki hem ticaret hacmini ilişkin son bilgileri sizlerle paylaşabiliriz. ...hem de e, anlaşma iş dünyası tarafından nasıl karşılandı, iş dünyası ne diyor... ...işte ona ilişkinde görüşler aldık, az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Değerli izleyenler, Türkiye ve İngiltere arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Birleşik Krallığa geçen sene 11.2 milyar dolarlık ihracat yapıldı. İngiltere'den 5.6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti. Yani Türkiye bu arada yine e, baktığımızda fazla da vermiş oluyor ticaret tarafında. Birleşik Krallık Türkiye'nin ihracatında Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 1 Ocak 2021'de Birleşik Krallık'la Gümrük Birliği ilişkisi bu arada sona erecek ve 1 Ocak'ta bu anlaşma devreye girecek. Gümrük Birliği'nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımlar ise korunacak. Türkiye'nin Birleşik Krallık'la ilişkileri daha da derinleştirilecek ve sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanacak. Peki iş dünyası ne diyor? Nasıl karşıladı bu anlaşmayı? Detayları izleyelim. İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması iş dünyasını sevindirdi. A para yayınında konuşan DEİK Türkiye İngiltere İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, anlaşmanın takdire şayan bir çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Gerçekten çok mutluyuz. Ee, öncelikle bu anlaşmanın e, Sayın Bakanımızın da belirttiği üzere e, yapılabilmesi ve zamanında yapılabilmesi gibi iki önemli hedefi vardı. Bu iki hedefin de tutmuş olması gerçekten e, bizim adımıza çok sevindirici bir durum. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, anlaşmanın ikili ticareti daha da geliştireceğini söyledi. İngiltere Türkiye açısından e, çok önemli. Hem Türkiye bütün ihracatçısı açısından cari fazla vermiş olduğumuz bir ülke. Hazır giyim açısından da bizler için de ikinci büyük olan bir ülke 2 milyar dolara yakın bir ihracat ihracat e, miktarımız var. Değer, değer değersel olarak anlaşma bundan sonra ülke 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 arasında e, ticareti bu anla, e, bu anlamda artıracağını e, düşünüyorum. Türkiye Makine Federasyonu Genel Sekreteri Zühtü Bakırsa İngiltere ile yeni bir sinerji yakalanabileceğini ifade etti. Biz e, STA ile... AB ile gümrük birliği içerisinde nasıl isek on, bundan sonra da İngiltere ilişkimiz hiç değişmeden devam edecek düşüncesindeyiz. Ve e, yeni bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyoruz İngiltere ile. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın da Gümrük Birliği'nden sonraki en önemli ticaret anlaşması olduğuna vurgu yaptı. Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gül'le Birleşik Krallık'la ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz şeklinde konuştu. Otomotiv Sanayicileri Derneği Başkanı Haydar Yenigün ise anlaşmayla 3 milyar dolarlık otomotiv ticaret hacmini korunduğuna dikkat çekti. Değerli izleyenler hemen gündemin bir diğer önemli maddesini aktaralım. İşten çıkarma ve yapılandırmada süre uzatıldı. Yapılandırmada tarih son tarih 31 Ocak oldu ve işten çıkarma aynı zamanda nakli destek nakli destek süresi de 2 ay uzatıldı. 17 Ocak tarihinden itibaren 17 Ocak'ta sona erecekti ancak ondan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi e, dünyadan da aktaracağımız başlıklar var. Gözler piyasaların gözü özellikle bir yandan Amerika'daydı. Amerika'da önemli başlıklar var. Yardım başlığı var. Yine teşvik paketini ilişkin önemli başlıklar vardı. Ancak e, imza atıldı. Temsilciler Meclisinde Trump imzaladı. Senatoya geldi. Senatoda ise pürüz çıktı teşvik paketinde. İzleyelim detayları. Temsilciler Meclisi'nde ağırlıklı demokratların oylarıyla kabul edildi. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'ya geldi. Demokratların azınlık lideri Chuck Schumer ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın gündeme taşıdığı tasarının oylanmasını Cumhuriyetçi lider Mitch McConnell bloke etti. Teşvik paketinde yine pürüz çıktı. McConnell, bireylere yapılacak nakit desteğinin artırılması konusunun gündemlerinde olduğunu ve konuyu hızlıca ele alacaklarını belirtti. Nakit desteğini artıran yeni bir tasarı sunmayı düşündüklerini söyledi McConnell. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın itirazlarına neden olan bazı maddeleri de tasarıya ekleyebileceklerini belirtti. Demokratlarsa doğrudan Amerikan Başkanı Trump ve McConnell'ı hedef aldı. Nakit desteğinin derhal 2000 dolara çıkarılmamasının Cumhuriyetçilerin suçu olduğunu savundular. Bu son tartışmalar dolayısıyla tasarının ne zaman onaylanacağınıysa ise henüz kimse kestiremiyor. Amerika'dan bir diğer başlığa devam edelim. Amerika Merkez Bankası KOBİ'lere yönelik kredi programının süresini uzattı. 8 Ocak 2021'e uzattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemiyle mücadele kapsamında onaylanan teşvik paketinin ardından ABD Merkez Bankası Fed'den de ekonomiyi destekleyecek bir adım geldi. Fed, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini uzattı. Fed, koronavirüs salgınının Ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu ve 31 Aralık'ta sona ermesi öngörülen küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programının süresini 8 Ocak 2021'e kadar uzattığını duyurdu. Fed'den yapılan açıklamada işletmelere destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen ana cadde borç verme programı kapsamında kredileri işleme koymak ve finanse etmek için programın süresinde uzatmaya gidildiği belirtildi. Seans öncesinde gündemin son başlığını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. İngiltere'de Avrupa Birliği ile varılan ticaret anlaşmasının da bugün oylaması yapılacak. Gelişmeleri takip edip ekranlarınıza getiriyor olacağız. Peki veri takvimi nasıl şekilleniyor? Bugün hangi veriler açıklanacak? Daha fazla yurt dışından aslında gelecek verileri takip ediyor olacağız. Veri açısından daha sakin bir gül olduğunu yine söyleyebiliriz. Yılın son günlerinde olduğu gibi işlem de zaten zayıf olduğunu analistler piyasa uzmanları da dile getiriyor. Ki az sonra yine bu noktaya da değineceğiz. Küresel çaptaki e, işlemleri 2021 yılının ilk yılında piyasadan beklentileri konuşacağız. Hemen veri takvimine döndüğümüzde de başlıklara şöyle bir göz atalım. Almanya'dan gelecek olan real perakende satışlar söz konusu. İngiltere'den konut fiyatlarını takip edeceğiz. Amerika'dan günün ikinci yarısında e, dış ticaret dengesi açıklanacak. Ve Amerika'dan toptan stokları da e, takip ediyor olacağız. Günün e, veri takvimi böyle şekilleniyor. Hemen piyasaya şöyle bir kez daha göz gezdireceğiz. İçeride borsanın kapanışına bakalım. Rekor kapanış söz konusuydu dedik ve kurdaki dolar endeksindeki son durumu da ekranlarınıza getireceğiz. Ardından da Tonguç Erbaş bize eşlik ediyor olacak seans öncesinde. Son bir haftalık grafik ekranlara yansıyor. Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü %1.42'lik yükselişle tamamladı. 1459 puan yine son bir haftanın en tepe seviyesi ki tüm zamanlarında rekor kapanışı değerli izleyenler. Borsa İstanbul 100 endeksi dün günü rekorla tamamladı. Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izledi Borsa İstanbul 100 endeksi. 1459 puandan günü tamamladı dedik. Toplam işlem hacmi ise 29.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3.38 ile metal eşya makine oldu. En çok kaybettiren tarafında ise spor %2.30'luk düşüşle ön plana çıktı. Bankacılık holding ve sanayi tarafına bakalım. Bankacılık endeksi dün değer kazandı. 1516 puanla günü tamamladı. %1'e yaklaşan bir yükseliş hakimdi bankacılık tarafında. Holding tarafında da %1.76'lık yükselişi takip ettik. Bir de sanayi endeksine bakalım. Biz sınayi tarafında da %1.46'lık yükselişi izledik. 2321 puanla da sanayi endeksi günü tamamladı. Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksi için 1470 seviyesi yukarıda önemli. Önemli bir direnç seviyesi ön olarak önemli bir direnç seviyesi olarak aslında ön plana çıkıyor. 1470 artık 1450 sınırında yeni direnç seviyeleri söz konusu. 1450'nin üzerine çıkan Borsa İstanbul 100 endeksinde yeni rekorları takip edecek miyiz? Bu soruya az sonra yanıt arayacağız. Ku'le devam edelim. Dolar endeksi ekranlarınıza yansıyacak. Dolar endeksi tarafında 90 seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını görmekteyiz. 89.72 seviyesinde gün içi grafikte de yine 89 seviyesinin ön plana çıktığını görüyoruz. 30 aydan fazla bir sürenin dip seviyelerinde dolar endeksi 90 seviyesi önemli bir eşikti. Bunu da aşağı yönlü kırmış bulunuyor dolar endeksi. Bu arada Goldman dolara yönelik, dolar endeksine yönelik bir değerlendirme geldi. Onu da aktaralım. Dolardaki de değer kaybı 2021'de de devam edecek dedi. Likidite dinamikleri ve virüse dair haber akışı dolardaki değer kaybının zamanlamasını etkileyebilir ancak orta vadede aşağı yönlü trendi etkilemez değerlendirmesinde bulunduğu Goldman Sachs. Peki euro dolarda nasıl bir görünüm var? Dolar endeksinin zaten önemli bileşenlerinden biri euro. Euro da dolar karşısında değer kazanıyor. 1.23'e doğru bir hareket sergiliyor. Gün içi grafikte de tepe noktasında 1.2292 seviyesini takip ediyoruz. Euro dolar paritesinde de yükselişi izlemekteyiz. Dolar TL'ye bakalım. Dolar TL'nin gün içi grafiğine döndüğümüzde aşağıda 7.36 seviyesini görüyoruz. Tepe noktasında 7.39 seviyesi var ve dolar TL tarafında da 7.40 seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını ifade edelim. Türk lirası dolar karşısında değer kazanıyor ki 1 Eylül'den bu yana da en düşük seviyeyi görmüş durumda. 7.35'lere kadar, daha doğrusu 7.35'lerinde altını gördü. Dün 7.35 seviyelerinde dengelenmişti. Bugün de 7.37 seviyesinde dolar, Türk lirası. Hemen Euro TL'ye bakalım. Dün Euro'da 9 liranın altını gördü. Türk lirasının Euro karşısında da değer kazandığını takip ettik. Bugün de gün içi grafiğe döndüğümüzde 9.05 seviyesini takip ediyoruz. Dolar TL tarafında, Euro TL tarafında düzeltiyorum. Dün de yine Euro'nun değer kaybettiğinden bahsettik. Şunu da aktaralım. 20 Kasım'dan bu yana orada da görülen en düşük seviyeydi. 8.99'u gördü ve bugün gün içi grafiğe döndüğümüzde de 9.05 seviyesini takip ediyoruz. Şimdi bütün aslında genel görünümü kurdu aktardık. Yine ilerleyen dakikalarda küresel borsalardan da bahsedeceğiz ama konuğumuzla birlikte seans öncesine devam ediyoruz. Değerli izleyenler, seans öncesinde Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bize eşlik edecek. Tonguç Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın Şafak Hanım, hoş bulduk. Efendim şimdi günün, daha doğrusu yılın son iki işlem günü. Elbette bir yandan yeni yılı konuşacağız, son iki işlem günü de konuşacağız çünkü önemli hareketler var içeride. Dilerseniz içerideki gelişmelerle başlayalım. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında güç kazandığını ifade ettik. Az önce gün içi grafikleri de ekrana taşıdık. Borsada da yine e, rekor kapanışı takip ettik. İçerideki e, görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? E, aslında son neredeyse bir buçuk iki aylık süreç içerisinde e, ki gerçekleşmeler sonrası e, yön tarafında yani trend tarafı diyelim beklentiler tarafında çok bir değişim yok. O da nedir? Yani borsanın küçük küçük böyle geri çekilmeler yaşasa da aslında endeks bazlı da yanılmıyorsam işte 1459 üzerinde yani her gün aşağı yukarı yeni bir zirveyle ya gün içi bir zirve oluyor ya da kapanış zirvesiyle devam ettiği bir dönem yaşıyoruz ki ben bunun bugün de veya işte yıl kapanışında da yarın da devam edeceğini düşünüyorum. Bir ikincisi de aslında Merkez Bankası'nın Özellikle e, uyguladığı politikalarla yani para politikasıyla e, kur tarafında aşağı yönlü bir hareket e, gerçekleşirken e, burada da özellikle rezerv arttırıcı ve e, enflasyon hedefli bir e, beklentiyle devam ediyoruz. E, yani buradaki e, tahmin ediyorum yıl başlangıcında da e, böyle aynı borsadaki geri çekilmeler gibi kur tarafında da ufak ufak yukarı doğru hareketler olsa bile şu an için Türkiye'de bir yüksek faiz ama buna bağlı olarak enflasyon edebi ve rezerv arttırıcı bir politika. Borsa İstanbul tarafında hem yurt dışına bakarak hem de yurt içindeki dinamiklerin olumlu havasıyla, yani yılın sonuna aslında neredeyse tüm piyasalar bütün bu yılın yorgunluğunu, bütün bu yılın negatif dönemlerini ee, bu şeyi göz önünde bulundurarak en iyi şekilde yani bir nebze buradan bir e, işte kötü günlerin hatlarına diyelim bir iyimsellikle e, kapamaya çalışıyor. Bu trendin hem bu iki günde hem de önümüzdeki hafta veya yılın ilk ayında Türkiye'de çok değişmeyeceğini e, düşünüyorum. Şu an için kur tarafında 750 e, borsada da 1400 seviyeleri hem işte birinde tepe seviyesi olarak, diğerinde de destek bölgesi olarak ana ana destek direnç bölgeleri olarak. Yeni yılın başında ilk ayda da takip edilmeye devam edilecek. Peki biraz daha açalım şimdi. O halde anladığım kadarıyla yeni yılın ilk aylarında bu e, rekor potansiyelin korunacağını e, düşünüyorsunuz. Tablo böyle devam eder. Peki 2021 yılında hisse senedi tarafında şimdi yatırımcıyı bekleyen e, bir riskler neler? İki burada rekor potansiyeli eğer devam edecekse e, bu potansiyeli destekleyen ana maddeler neler olabilir Tonguç Bey? Şimdi ikinci sorunuzdan başlarsam ilk olarak şunu ifade edeyim. Yani son bir buçuk ay içerisinde biz en son 18 Aralık Merkez Bankası istatistiklerinde gördük ki Türkiye yaklaşık 4-4,5 milyar dolar para girişi yani yılın sonuna doğru işte atılan adımlar, söylemler sonrasında para girişi oldu. Şimdi ne olacak sorusunda ben 2021'in ilk çeyreğinde de benzer bir para girişinin devam edebileceğini bekliyorum. Bir ikincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına istinaden ve işte Sayın Alba ve e, Aval ve Elva'nın Sayın Elva'nın e, yaptığı toplantılar, girişimler, bir reform süreci ki bunu defalarca e, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Dolayısıyla böyle bir sürecin de ilk çeyrekte başlama ihtimalini eklemek istiyorum iki. Bir üçüncüsü bütün bu aşı çalışmaları içerisinde ki bugün Türkiye'ye desin haberde vardı geldi aşılar. Dolayısıyla bu süreç başladığında neredeyse bir iki aylık bir süre aşının nasıl bir etkisi olduğunu ve buradan çıkacak bir iyimserliğin de ...bir üçüncü başlık olarak bu e, iyimser tabloya eklenebileceğini düşünüyorum. Yeni yıldaki riskler ne olabilir yatırımcılar için? Onu da şöyle ifade edebiliriz. E, borsa borsa üzerinde konuşursak, özellikle Borsa İstanbul üzerinde... E, ...burada şunu görüyorum, e, daha seçici sektörel ve hisse bazlı hareketlerin... ...işte 2020'de hangi hisseler öne çıktıysa 2021'de bunun benzeri veya tersi e, getiriler olabilir... Dolayısıyla yatırımcılar bu yükseliş ivmesi devam ederken Borsa İstanbul'da yani yanlış demeyeyim ama getirisi az olabilecek hisse senetlerine takılık kalabilirler. Bu bir risk gibi gözüküyor. Bir ikincisi bu saydığım bütün iyimserlik tablosu içerisinde eğer 1-2 ay veya 3 ay içerisinde gerçekten çok net bir başarılı aşı takvimi yaşarsak tüm dünyada Burada likittenin yavaş yavaş merkez bankaları tarafından piyasadan çekilmesi söz konusu olabilir veya buna imalar söz konusu olabilir. Yani bugün bile destek paketleri devam ederken dolayısıyla burada da zirve seviyelerdeki borsalarda bir düzeltme hareketi bir veya birkaç düzeltme hareketini 2021'de görebiliriz. Dolayısıyla bir hangi hisse senedindesiniz iki endeks bazlı hangi zarar durdur seviyesini yıl içerisinde öngöreceksiniz. Bunlar hem riskler hem getiriler olarak ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Belki Tonguç Bey şimdi biraz e, sektör üzerinde de gidebiliriz. Belki sektör e, hisseleri bazında konuşacak olursak 2021'de şimdi zaten bazı sektörlerin 2020'de oluşturmuş oldukları hikayeleri ve bunların devamları var. Örneğin madencilik, altını çok konuşuyoruz son dönemde. Şimdi Türkiye'nin altın noktasında yıllık 100 tona çıkarma hedefi var altın e, üretimini. Enerji diyecek olursak doğalgaz gündemde e, doğalgaz arama çalışmaları ve çıkarma çalışmaları e, söz konusu olacak. Elbette bunun işte... Yine piyasa tarafını yansımalarını takip edeceğiz ve tabii ki takip ettiğimiz bu yıl önemli bir performans sergileyen e, sanayi endeksi tarafı var bir yandan bankacılığı da işte yine para girişiyle birlikte çok konuşacağız gibi e, duruyor. Siz bu noktada neler aktarmak istersiniz? Yani biraz da sektör e, sektör tarafına gidecek olursak burada bize biraz e, öngörülerinizi aktarabilir misiniz? E, Şafak Hanım çok güzel özetlediniz yani neredeyse neler olabileceği, nasıl bir beklenti olduğunu piyasa çok güzel özetlediniz. Tamamen katılıyorum. Şöyle ekleme yapayım. Ee, bir kere 2020'de biraz popüler olan diyebileceğim, yani pandemi kaynaklı e, hep konuştuğumuz o gıda, teknoloji ve sağlık sektöründe e, o yüksek getiriler sonrası belki bu iyileşme, e, yani diyelim ki işte normalleşme yaz aylarında gelecek böyle bir takvime bağlandı piyasa. E, o zaman bir e, diğer sektörlere göre daha yatay, daha borsa endeksine göre getirisinin az olabileceği üç sektör olabilir. Ama bu sektörler içerisinde e, hisse bazlı özel duruma olan, özel beklentisi olan hisseler ön plana çıkabilir. Bunu bir kere ifade edeyim. İkincisi e, çok doğru söylüyorsunuz. Neredeyse bizim üç başlığımız var gibi. Bir tanesi savunma sanayi, ikincisi enerji, üçüncüsü de Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının ortaya çıkarılması çünkü altın tarafında özellikle yanlış bilmiyorsam 100-120 ton veya 100-140 ton arası bir ithalatımız var. 2000 yılından önce hiç altın üretimi veya çıkarılması hani madencilik alanında gerçekleşmezken bu yılda 40-45 ton arası bir e, altın e, yani kaynağından çıkarılıp üretilmesi söz konusu. Bu da bize yıllık 7-8 milyar cari açıya denk geliyor. Dolayısıyla bu alanda da girişimler yalnız altın üzerinde değil, diğer madenlerle ilgili de girişimler devam edecek. Şimdi buna bağlı sektörler e, ön plana çıkabilir bir. İkincisi özellikle e, ulaştırma yani turizm ulaştırma ve hizmet sektörüne bağlı 2020'de geri kalmış e, sektör hisselerinde yine potansiyeli ve beklentisi olan hisseler. Ee, belki şöyle de bir grup yapmamız lazım. Demir, çelik, petrokimya ve bankacılık ve holdinglerden oluşan ve özellikle çarpanlarının hem Türkiye'de hem yurt dışında çok ucuz kaldığını e, son yükselişe rağmen, son 1-2 ayda iyi performans gösterdi bu hisseler. Bu sektörlerdeki hisselerde de ben, yani endeks eğer 1600-1700 ya da 2,5 sent gibi o sırada diyelim ki 7 lira. Ee, civarında olsa işte 1750 gibi bir e, hedefe doğru gidecek borsa olacaksa en e, iyi tahminle söyleyebiliriz bunu. O zaman bu sektörlerin ve bu sektörler içerisindeki hisselerin daha ön plana çıkması muhtemel gibi gözüküyor. Diyeceksiniz ki o zaman hangi hisseler geride kalabilir? Evet. Ee, daha daha önce <laughs> daha önce endeks dışı dediğimiz, daha az likit dediğimiz ve 2020'de 1'e 5, 1'e 10, 1'e 15 gibi Az likitte işlemleriyle ve çok çarpanları doğru hesaplanmamış ya da piyasada doğru öngörülmemiş hisselerde bir yataylaşma hatta endeks altında bir getiriyi de görebiliriz. O açıdan yatırımcıların lisanslı profesyonel bu konuda işte bizlerin de içinde çalıştığı kurumlardan mümkün olduğu kadar destek almaya bu konuda bilgi almaya çalışmalarını 2021'de öneriyorum. 2020'den daha fazla öneriyorum. Çünkü getiri anlamında bence daha zor bir yani oransal bazda 2020'ye göre ne alırsanız kazandığınız bir yıldan daha seçici bir yatırım tercihiniz olması gereken bir yıla doğru giriyoruz. O açıdan bu desteği de mutlaka almalarını öneriyorum. Peki Tonguç Bey şimdi biraz daha gündem başlığını yine genele taşıyacağım. Çünkü bugün mesela bir toplantı daha var. Gözler bir yandan Bakan Çavuşoğlu'nda olacak. 2020 dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyecek. Bir yandan bu toplantıyı takip ediyor olacağız. Aynı zamanda yurt dışındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Dün İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasına imza atıldı. Yine Amerika'da bu arada Senato'dan dönen pürüzlü bir teşvik paketi söz konusu. Az önce siz de belirttiğiniz yine Merkez Bankalarının gündemde olacağı bir e, tablo var. Ajandanızın şöyle ilk başlıklarına bakacak olursak, evet piyasanın takip ettiği biraz ekonomi başlıklarını konuştuk ama e, yine siyaset ve politika dediğimizde burada piyasanın gündem başlıkları arasında neler yer alıyor? Şimdi Türkiye açısından bakarsak e, hemen 2021'in başında e, bence Türkiye'deki tabii ki sağlık konusundaki işte hastalıkla mücadele aşı çalışmaları takip edilecek iki Reform adına yapabileceğimiz taslaklar üzerinden yeni kararlar, yeni uygulamaların ne zaman geleceğini takip edeceğiz. Bir üçüncüsü, bugünkü toplantı çok önemli ama ben şunu da görüyorum. Yani mesela işte reform, görev değişiklikleri ama Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda şunu da ifade ediyor. Dış ilişkilerdeki iyileşme. Ben şöyle bir hem Avrupa hem Amerika ile ilgili yeni yılda yeni başkanla birlikte yani Amerika'da hatta İsrail ile ilgili bile böyle bir hani bizle ilgili bizim menfaatlerimiz ve bizim düşüncelerimizi e, ortaya koyabileceğimiz bu yönde bir diğer ülkelerin de belki haklarını savunabileceğimiz bir ortamda tüm e, yurt dışındaki ülkelerle yapabileceğimiz anlaşmalar ki İngiltere bunu çok net örneğidir. Yani daha Brexit süreci belki bugün imzalanacakken biz bu anlaşmayı yapmamız e, çok daha proaktif olacağımızın göstergesidir. Türkiye için bu üç başlık ön planda olacak. Dünyada da tahmin ediyorum şöyle bir gelişme olacak. Benzer süreç aşı ve sağlık çalışmalarındaki ilerleme konusunda, kişi sayısında ve başarı konusunda ilk çeyrek haber akışı yoğun geçecektir. Özellikle 20 Ocak sonrası Biden'ın göreve başlaması sonrası belki Trump özelinde olduğu gibi işte ilk 100 gündeki yapacakları nasıl bir düşüncesi var, neleri ön plan alacak bunlar konuşulurken merkez bankalarında e, az önce de ifade ettim piyasadaki değişimlere vereceği reaksiyon bakın bu politik olarak olmayabilir söylem olarak vereceği reaksiyonun e, bir şeyi olacaktır yani tepkileri bunun bir etkileşimi olacaktır Türkiye'de de e, şuna ekleyeyim unuttum kısaca eğer bu ortam devam ederse biz merkez bankasından da e, artık döviz alım ihaleleriyle rezerv arttırıcı yani madem böyle bir e, faiz politikası üzerinden gidiyorsak böyle bir rezerv arttırıcı söylemleri de hemen yılın e, ilk ayında duymaya başlayabiliriz Dolayısıyla 50 hala covid 19 ve aşı çalışmaları 50 ise biraz daha dış politika Türkiye içinde e, özellikle dünya içinde dış politika ile ilgili bir e, çeyrek veya bir iki ay bizi bekliyor diyebilirim Peki bir kez daha şimdi dönüyorum veri tarafına. Bu taraftaki başlıkların belki yine bağlantısını yapabiliriz. Özellikle az önce yine aşı dediniz. Örneğin Goldman Sachs'dan gelen bir açıklama var. Her ne kadar likitte dinamikleri ve aşı haberleri gelse de orta vadede bu dolar üzerinde etkili olmayabilir. Dolar da değer kaybını 2021'de de takip edebiliriz ifadesi açıklaması geldi. Ki dolar endeksi 90'ı aşağı yönlü kırmış durumda 90'ın altını gördü. Türk Lirası tarafına gelecek olursak da Commerce Bank'ın bir açıklaması vardı. Türk Lirası daha da güçlenebilir açıklamasında bulundu. Ki 7.40'ı da bu arada Dolar-TL'nin aşağı yönünü kırdığını ifade edelim. Euro-TL tarafına da 9'un altı e, test edildi. Hemen kur ilişkin e, görüşlerinizi de alalım Tonguç Bey. Şimdi kurla ilgili tabii e, yani bundan 3-4 ay önce bu soruyu e, yine soruyordunuz ya da bu soruya verilecek cevaplar çok farklı olabilirdi. Ama şu an için ...ısrarcı bir şekilde Sayın Ağbal'ın yani benim görebildiğim kadarıyla göreve geldikten sonra söylediği... ...belli bir faiz oranı üzerinde ki bunu reel faizin de neredeyse şu an 3 puan gibi düşündüğümüzde... ...aralık enflasyon öncesinde bu faiz oranlarıyla belli bir süre devam edeceğiz... ...ve buradan oluşan kur üzerinde baskıyı enflasyon tarafında kullanacağız aynı zamanda rezerv arttırıcı bir politika izleyeceğiz gibi duruyor. Şimdi burada ben kısa sürede bu nedenden dolayı kurda çok hızlı yukarı doğru hareketlerin olmayacağı, hatta bu hareketlerin sınırlı kalacağını düşünüyorum. Aşağı yukarı 7 30 35 arası bir 200 günlük ortalamamız var. Yani uzun süredir yanına bile yaklaşmadığımız bir ortalama var. Bu ortalamaya yakınlaşmaya devam edeceğiz. Şöyle de bir teknik e, bilgi vermeye çalışayım. 2018 yılında e, izleyiciler de hatırlayacaktır. 705 706 hareketi sonrası benzer politikalarla biz kuru 5.20'ye kadar getirmiştik. Şimdi o seviye 6.85'ler gibi gözüküyor. Yani dip bölgesi, e, aşırı belki de satış e, yerinde olduğunu düşüneceğimiz kur hareketi. Bu aklımızda kalarak e, 7.750 arasında ben kurun e, ilk 3 ay içerisinde kalmaya devam edebileceğini, çok tabii ki pandemiye benzer bir gelişme olmazsa ve bu alanda da Merkez Bankası'nın rezerv arttırıcı hamlelerinin olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 2021 geneli içinde kısa vadede de ben kur tarafında e, aşağı baskının devam edeceğini, getirisinin son iki yıl kadar olmayacağını ve özellikle bunu tabii gram altın için de belki bir nebze bunun etkisi olacaktır. O nedenle altın ve döviz yatırımlarının veya portföylerinin Son iki yıla nazaran biraz da azaltılması konusunda bir şeyim var, e, öngörüm var. E, özellikle de kur tarafında 200 günlüğün altına e, bugün, yarın hatta yeni yılın ilk haftasında da sarkmalar olabilir. Yani evet. işte 7.30'ların. Dolayısıyla bunun takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve bir süre daha bu aralıklarda, bu seviyelerde e, işte dediğim gibi yani yukarı hareketlerin sınırlı kaldığı bir kur hareketi yaşamaya alışmamız Durumu söz konusu. Çünkü çok kısaca şunu da ekleyeyim. Eğer gerekli olması durumunda bu politikanın daha da güçlendirilmesi, yani sıkı para politikasının daha da güçlendirilmesi konusunda Merkez Bankası'nın şu an için herhangi bir yani önünde de engel olmadığını çok net söylemlerden görüyoruz. Peki Tonguç Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi yıllar. Teşekkürler. Bize şimdiden iyi bir yıl diliyoruz. Değerli izleyenler, seans öncesine devam edeceğiz efendim. Borsa açılmadan önce şirket haberlerine de göz atacağız. Müzik Seans öncesine devam ediyoruz. Arkadaşımız Uğur Aydın bize eşlik ediyor. Borsa açılışından önce günün öne çıkan şirket haberlerini aktaracağız. Aynı zamanda borsaya ilişkin yine Uğur'un da aktaracağı önemli başlıklar var. Onları da dinleyeceğiz. Uğur öncelikle günaydın, hoş günaydın, geldin. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi aslında az önce Tonguç Erbaş'la da konuştuk. Seninle hafta boyunca da değerlendirdik. 2021'de hikayesi olan sektörler var aslında ve bunların belki de önemli oranda yansımalarını da takip edeceğiz. Belki bu noktada sen de bize notlarını aktarabilirsin. Az önce madencilik dedik ki altın alanında önemli gelişmeler söz konusuydu. Enerji dedik doğalgaz noktasında Türkiye'nin önemli hedefleri söz konusu ve aynı zamanda sanayinin önemli bir performansı vardı. Yabancının ilgisiyle yine bankacılık endeksinde ön plana çıkabileceği bir yıl olabilirdi Tonguç Bey'de. Sen neler eklemek istersin? E, madencilikle başlayayım. Sadece bu yıl %43 yükselmiş. Notlarıma bakıyorum. Ee, özellikle Koza grubunun son dönemdeki performansı çok etkileyici. İpek enerji buna katılabilir. Ee, madencilik sektörü e, ön planda gibi duruyor. Öte yandan bankalar tabii ki hala ucuz. Bankacılık henüz hala tarihi zirvesinde değil. Ee, ve CDS primi düştükçe bankalara alım geliyor. Yabancı alımı geliyor. Özellikle Garanti Akbank burada yabancı takasında öne çıkanlardan. Yapı kredinin başından beri yabancı takası artıyor ki yıl başından beri yaklaşık %22 yükseldi yapı kredi listesi. Bankalar için hikaye devam ediyor. Onun yanı sıra metal ana sanayi, demir çelik özellikle çok hareketli son günlerde. Yabancılardan da alım geliyor. Petrokimya, özellikle Tüpraş, Petkim tarafı hareketli. Petrokimya için de sanıyorum en kötü geride kaldı gibi duruyor. Çünkü pandemi döneminde bu sektörün ürünlerinde talep çok azalmıştı. Şimdi yine aşı ve normalleşme beklentisiyle gelecekte her şey iyiye gidecek beklentisi fiyatlanıyor. Ee, onun haricinde tabii sınai endeksinin özellikle burada e, hala otomotiv ve beyaz eşya grubunun çok etkili bir performansı olduğunu söylememiz lazım. Özellikle dün serbest ticaret anlaşması imzalandı ve bu özellikle Türkiye'nin ihracatçı şirketleri buna işte Arçelik, e, Arçel'in in, e, İngiltere'de ihracatında öncülük eden Beko markası bunun yanı sıra Vestel, Vestel Beyaz Eşya, bu markalar, yine Ford Otosan, İngiltere'ye ciddi bir ihracatı var. Bu şirket ve bu şirket hisseleri özellikle serbest ticaret anlaşmasından olumlu etkileniyor ve sınai endeksi taşımaya devam edecek. Dolayısıyla beklentiler her şey olumlu görünüyor. Yani tabii yine böyle pandemi gibi bir siyah kuğu, hiç beklenmedik, öngörülmedik bir şey çıkmadığı sürece faiz oranlarının da hani buradaki getirileri, çok da karşılamadığını düşünürsek yani alternatif yatırım enstrümanlarında getiriler düşük olduğu için Borsa İstanbul tarafı hala yükselmeye devam ediyor ve sanki trend devam edecek gibi ama hani bazı analistlerin görüşü de var. Biz dün işte Cüneyt Paksoy'la yayın yaparken o da aynı şeyi söyledi. Bir aşırılık var yani düzeltmeler gelebilir ama trend değişmez. O düzeltmelerde işte pozisyon olmayan yatırımcılar pozisyon alabilir ya da pozisyon arttırabilir. Ama... Son dönemdeki hareket çok düzeltmesiz gitti. O yüzden dikkatli olmakta da fayda var gibi duruyor. Evet, özellikle buradaki dip noktadan itibaren bakıldığında mı aslında düzeltmeleri daha fazla ifade ediyorlar? Yani hızlı bir yükseliş olarak mı ifade etmek gerekir? Binlerin altını gördün neticede değil mi? 842 ile dip yapmıştı bu sene. Şimdi Bak. grafiğe baktığımızda bu özellikle 1100 puan civarından başlayan ve soluksuz 1459'a giden bir hareket var. Yani mesela Temmuz-Ağustos'ta bir düzeltme kalıbı vardı. Ekim-Kasım arasında yani böyle bir kalıp yok şu anda her gün yükseliyor, her gün üzerine koyarak gidiyor ama hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez hiçbir şey sonsuza kadar da düşemez bir yerde düzeltme gelir yani biz Borsa İstanbul'un birkaç haftalık düzeltmeler yaptığı dönemleri de göreceğiz 2021 yılında bu tarz dönemlerde panik yapmamak lazım çünkü eldeki temel gerekçeler uzun vadeli yönün yukarı olduğunu gösteriyor ama bu düzeltmelere karşı da dikkatli olmak lazım pozisyonları iyi ayarlamak lazım ve o düzeltmelerde belki de bir fırsat kollamak lazım. Peki bu arada e, az önce bahsettiğimiz sektöre ilişkin de bugün öne çıkan yine e, sektör haberleri de var. Yani evet. şirket haberleri de var o sektörlerden. Örneğin Ford Otomotiv, Koza Altın ve Hektaş ön plana çıkıyor. Ford Otomotivle başlayalım istersen. Açıklamasını, e, kapı yaptığı açıklamayı bizimle paylaşabilir misin? Evet, e, Yeniköy fabrikasında bakım ve onarım e, çalışmalarından dolayı bir e, üretime duruş veriyor şirket. Buna ilişkin bir bildirim yapmış hangi tarihler arasında? 4 Ocak, 18 Ocak. 2021 tarihleri arasında 14 günlük bir ara verilecek üretime ee, Ama bu e, üretimdeki duruşun üretim ve satış miktarları üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyormuş Ford otomotiv direkt olarak e, bilgide bunu görüyoruz Dolayısıyla e, yani nötr değerlendirebileceğimiz bir haber. Tabii piyasana kadar inanacak yani üretim ve satış miktarını etkilemeyeceği konusunda bu biraz soru işareti ama e, sonuçta bir fabrikada yaklaşık 14 gün üretimi ara veriyorsunuz. Bu biraz olumsuz algılanabilir. E, açılıştan sonraki harekete bakacağız. Dün %1.6 yükseldi. 126 lira 30 kuruş seviyesine kapattı. Özellikle dünkü harekette e, tabii borsa genelde yükseliyor ama İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması etkiliydi. Çünkü Ford Otosan'ın hem Avrupa'ya hem de İngiltere'ye ciddi bir ihracatı var satış gelirleri içinde. Bunun olumlu etkisi vardı. Bu haberden sonra bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. Bugün açılıştan sonra göreceğiz bunu. Evet. altın işletmelerinin de yine projeye ilişkin bir açıklaması var. Kapa yaptığı bir açıklama var. Evet, Çanakkale Karapınar'daki projeye yönelik fizibilite çalışmaları tamamlanmış. Ve buradaki fizibilite çalışmaları sonucunda 180 bin ons yani 5.6 ton altın. ...ve 175 bin ons yani 5.4 ton gümüş rezervi e, söz konusu e, görünüyor yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda. Ve sahada rezerv miktarını artırmak için sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini bildirmiş şirket. Ve e, bulunan bu rezervlerin üretime e, katılmasının 2021 yılı ikinci çeyreğinde söz konusu olacağını... ...yani 2021 yılı Nisan-Mayıs-Haziran döneminde e, bu bulunan e, altın ve gümüş rezervlerinin... E, üretim aşamasına geçeceğini bildirmiş. Bunu da olumlu bir gelişme olarak yorumlamak mümkün. Çünkü azımsanmayacak rakamlardan bahsediyoruz. 180 bin ton ons, 180 bin ons düzeltiyorum altın ve 175 bin ons gümüş rezervi bulunmuş Çanakkale Karapinar projesinde. Bu da koz altın açısından olumlu bir gelişme. Dün yatay tamamladı ama özellikle geçtiğimiz hafta çok sert bir yükselmişti. Zaten grafiğin son bölümünde görülüyor. Bir miktar yataylaşma var bu hafta ama bu haberde olumlu gibi duruyor. Bugün açılıştan sonraki harekete bakacağız. Peki bu arada şimdi e, altınla ilgili yeni haberler de geliyor. Hafta başından beri şirket haberlerinde de e, aktardık. E, Türkiye'nin özellikle 5 yıllık hedefini göz önünde bulunduracak olursak e, gelen açıklamalar da vardı. Belki onu da yine hatırlatmakta fayda var. Altın üretimini yıllık 100 tona çıkarma hedefi söz konusu. Peki borsa İstanbul'da işlem gören e, o e, altın madeni ruhsat sahibi şirketlerin pozitif ayrışacağı bir yıl mı olur? E, ya da haberlere mi tamamen e, bağlı olur? Yani haber akışıyla birlikte mi bir hareketlilik olur yoksa işte ön öngörülerle önceden bir e, satın alma durumu mu söz konusu olur? Yani Neden? Borsa Çünkü... genelde beklenti önceden satın evet. alıyor. E, gerçekleşmeyi satıyor hatta. İşte biz bugün e, yani daha aşağı haber gelir gelmez daha hani dağıtılmadan, insanlar uygulanmadan bile işte ulaştırma sektörü, turizm sektörü hisseleri rally yaptı. Yani bu tarz haberler de yine altın madenciliğine ilişkin şirket hisselerinde önceden fiyatlanır. Ama daha da önemlisi ithalata bağımlılığı azaltma anlamında sadece altın madeni şirketleri değil genel borsa performanslı olun diye asır. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam yılın ilk 10, ilk 10 aylık bölümünde 23 milyar dolar civarında bir altın ithal etti Türkiye ekonomisi. Şimdi içerideki altın rezervlerinin artması, altın üretiminin artması bu ithalatın önüne bir set koyacak, ithalat azalacak. Dolayısıyla döviz ihtiyacı azalacak. Dolayısıyla kırılganlıklar azalacak, riskler düşecek. Bu yakın zaten Borsa İstanbul açısından olumlu. Ama en olumlu kim için? Tabii ki altın madeni şirketi açısından en olumlu. Ama borsa çerçevesi açısından da çok olumlu olduğunu söylemek Peki mümkün. Peki şu andaki tabloya baktığımızda tam anlamıyla o hızlı bir etki, reaksiyonu verdi mi şirketler? Yani şöyle bir grafiğe baktığımızda çok da fiyatladığını söylemek mümkün değil. Zaten çarpanlarında da bir şişkinlik yok. Kasım-Aralık döneminde yataydı. Sadece geçtiğimiz hafta itibariyle çok sert bir hareketlenme gördük biz. Koza grubu sadece Koza altında değil, Koza Anadolu'da da benzer bir hareket vardı. Yani e, tabii burada sadece habere istinaden bu hareketin yapılması da belki rasyonel değil. Ayrıntılara bakmak lazım. Örneğin hafta başında Koza grubu e, işte Söğüt'teki madenin e, işçilik maliyeti, çıkarma maliyetine ilişkin bazı bilgilendirmelerde bulundu. Dolayısıyla Bizim gördüğümüz şu an sadece bürüt bedel, işte ne kadar rezerv var, bunun karşılığı kaç milyar dolar vesaire. Ama bunun bir çıkarma süreci var, maliyeti var. Sonucunda şirkete ne kadar bir para kalacak, yani nakit akışı ne olacak? Asıl ilgilendiren mesele bu. Onu da şu an bilmediği için yatırımcılar hatta şirketler bile bunu belli bir ölçüye kadar öngörebilir. O yüzden fiyatlamayı çok rasyonel yapamayabiliyor bazen piyasalar ama şimdilik görünüm iyi gibi duruyor. Yani genelde piyasa böyle haberlerle hareket ettiği için şimdilik e, olumlu hava var e, bu koza altın ve diğer koza grubu hisselerinde de. Peki. bu arada son bir buçuk dakikanın içerisindeyiz. Hektaş'tan da yönetim kurulu toplantısından alınmış bir karar var ve bu karar gereği yapılacaklar da açıklanmış. Onun da ayrıntılarını ayrıntılarına bakalım ardından veda edelim. Yani burada bir sermaye artışı söz konusu ve yine kayıtlı sermaye tavanını da yukarı yönlü revize etmişler. Ee, ödenmiş sermayesinin 400 milyon TL bedelli 232.4 milyon TL'de bedelsiz olmak üzere 860 milyon TL çıkartılmasını planlıyor şirket ve yine kayıtlı sermaye tavanını da 1 milyar TL seviyesine yükseltilmesi için gerekli işlemlere başlama kararı almış. Yani bu sene biz pek çok şirketin zaten sermaye artışı kararı aldığını gördük veyahut halka arz gördük. Çünkü borsadaki mevcut konjonktür çok uygun bunun için. Yatırımcı talebi yüksek. Dolayısıyla şirketler Sadece banka kredisi ya da tahvil, bona, ihracıyla değil bu şekilde öz kaynak yoluyla da faaliyetlerini finanse etmeye çalışıyor. O anlamda Hektaş'ın da bu yola başvurduğunu ve sermaye artış kararı aldığını görüyoruz. Peki Uğur, bu arada dün de değil mi %1'lik bir yükselişle gün tamamlamış yani, 18-20 seviyelerinde? Yani bir yüksel diyoruz ama zaten düşen evet. pek hisse yok borsada. Her, Rekor hemen, bir şey kapanış yükseliyor. yine ve gün içi rekorları takip ediyoruz. Bakalım son iki işlem günde nasıl bir performans yani, sergileyecek borsa İstanbul? Ee, tek son, bir şey ekleyeyim. Son cümleni alayım kapatayım. Ay başından beri sadece iki tane sektör gerilemiş. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları bir de spor endeksi. Onun haricinde bütün sektörler yukarı gidiyor evet, zaten. Dün de en çok kaybettiren yani, spor durumunda. alsanız kazanıyorsunuz şu anda. Peki teşekkür ederiz Uğur. Peki, ben teşekkür ederim. Devam edeceğiz anlatmaya bu arada değerli izleyenler. Seans öncesinde yarın yine Uğur Aydın'la birlikte şirketlerin yapmış olduğu açıklamaları da ekranlarınıza taşıyacağız. Ama şimdi veda zamanı. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.